Hepinize merhabalar. 6 Şubat'taki büyük acıdan 20 ay sonra Hatay'da sizlerle birlikte bir kez daha göz gözeyiz, el eleyiz, omuz omuzayız. Acılarımız, sorunlarımız ve ayağa kaldırılacak bir kentimiz ve hep birlikte baş etmemiz ve başarmamız gereken bir mücadelemiz var. Hatay'ın bütün güzel insanlarını yüreğimin en derin sevgisiyle teker teker selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Bir yerel seçim süreci geçirdik. Yerel seçimin akşamında Türkiye'de büyük bir başarı. 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olmasını, Türkiye nüfusunun %65'ine hizmet etmeyi, ekonominin %78'ini, turizm kentlerinin %92'sini yönetme yetkisini aldık. O gece bir büyük başarı ama içimizde bir büyük yara oldu. O da Hatay Büyükşehir Belediyesi'ydi. Biz o süreçte hata yapmamak için elimizden geleni yapmamıza rağmen, bütün iyi niyete rağmen maalesef hatalarımız oldu, eksiklerimiz oldu, ders almamız gereken süreçler oldu. Çok kötü niyetli saldırılar, çok haksızlıklar gördük ama hepsini bir tarafa bırakıyorum ve diyorum ki Hatay'ı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim şahsi meselem denen Hatay'ı böyle bir acının üstüne her ne kadar tehdit de görse, dediler ki Ankara ile burası bir olmazsa hizmet gelmez dediler. Geldi mi dediler. Yaptıkları ayrımcılığı açık açık tehdide döktüler. Ama bütün mazeretleri, bütün bahaneleri bir yana bırakarak Hatay'ı kazanamadığımız için bütün samimiyetimle Hatay'daki bütün güzel insanlardan özür diliyorum. Affedin bizi. Ama o günden bugüne Hatay'da bir daha Hatay'ı kaybetmemek için, bir daha Hatay'ı tehdide, şantaja terk etmemek için, bir daha bu kenti bir başına çaresiz bırakmamak için, yeniden kazanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gölge kabinemizin bakanları, Hatay'ımızın milletvekilleriyle birlikte çok sayıda arkadaşımız, milletvekilimiz ekipler halinde, gruplar halinde geldiler gittiler. Raporlarını hazırladılar. Birazdan bir kısım soruna, bazı çözüm önerilerine değineceğim. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi Merkez Yönetim Kurulu toplantısını Hatay'da yapacağız. Ve ardından bundan sonra Hatay'da hem ben hem milletvekillerim, yöneticilerim Hatay'ı bir dakika boş bırakmadan, yalnız bırakmadan mücadeleyi sürdüreceğiz. Hatay'ı seviyoruz, Hatay'ı kucaklayacağız, Hatay'la birlikte olacağız. Buraya Hatay milletvekillerim gelsin, niye yoklar? Hatay milletvekillerim gelsin. Bir de Mustafa Boz Bey yakın bir yerlerde beklesin.
Bir de Selin Sayıkböke gelsin buraya. Hatay'ın evladı, genel sekreterimiz Selin Sayıkböke gelsin. Önceki dönem milletvekilimiz Suzan abla orada gelsin. Adına kurban olduğum İsmet abi gelsin. Başka kim var önceki dönemden? Serkan Topal gelsin. Gelsinler. Çünkü artık ayrı ayrı yerlerde durmanın, mücadeleyi ayrı ayrı sürdürmenin sonuç vermediği günlerdeyiz. Birlik istiyoruz, beraberlik istiyoruz. Hep birlikte bir büyük mücadeleyle Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapmak istiyoruz. Depremde 6 Şubat günü akşam çok büyük kayıplar yaşadık. Ama kayıpların en büyüğünü, yıkımların en büyüğünü yaşadığımız kentlerden bir tanesi ve maalesef en çok ihmal edileni Hatay oldu. Önce gelmediler, duymadılar, ermediler, elimizden tutmadılar. Maalesef çok gecikmeli başlayan arama kurtarma çalışmalarında hep Hatay'ı bir adım, iki adım, üç adım geride bıraktılar. Devamında Hatay'ın diğer şehirlerle birlikte ayağa kaldırılacağını söyleyip bir yıl içinde herkes evine geçecek deyip 10 şehri ve Hatay'ı kandırıp oyları aldılar. Ama bırakın bir yılı, 20 ayın sonunda neredeyse 2 yıl oluyor. Hatay'a söz verdikleri 254 bin konudun sadece 11.366'sını verdiler. Oran %4, %96 çadırda, konteynerda ya da gurbette, evinde değil, evinin dışında, evinden uzakta. Bu rakam Türkiye'de de böyle ama bu kadar değil. Bakın, Türkiye'de 650 bin toplam konut sözü var deprem bölgesinde. Teslim edilen konut sayısı 101 bin. Sadece %31 ama ortalama Hatay'ın 10 katı. Osmaniye Hatay'ın 10 katı. Maraş Hatay'ın 10 katı. Malatya Hatay'ın 10 katı. Malatya'ya da yazık. Maraş'a da yazık. Osmaniye'ye de yazık. Ama oralarda 10 vatandaşın 3 evinde, 7'si dışarıda. Bunu eleştiriyorum. Ama burada %96'sı konutlarına ulaşamadı. Bir de ayrımcılık yapmıyoruz diyorlar. Bir de bunun siyasetini yapmayın diyorlar. Ama bırakın deprem konutunun siyasetini, caminin bile siyasetini yapıyorlar. Malum, depremde evlerimiz, iş yerlerimiz yıkılırken ibadethaneler de yıkıldı, zarar gördü. Tüm dinlerin ibadethanelerine devlet sahip çıkmalı dedik. 7 Şubat günü ilgili bakanlığı, hükümeti, AFAD'ı uyardık. Koruyun buraları dedik. Hatay başka yere benzemez dedik. Bir mozaiği kaybolsa milyarlarla geri gelmez dedik. Ve süreci yakından takip ettik. Bu sırada önemli dayanışma adımları atıldı. Örneğin Hatay'ın Ulu Camisi'ni Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulu Cami'yi biz yaparız dediler. Vallahi gayet memnun olduk. Hayır demedik, yapın dedik. Sonra seçim oldu ve milletin takdiriyle Bursa'yı biz kazandık. Mustafa Bozbey, gelsin başkanım, yakınlarda olacaktı, gelsin. Mustafa Bozbey geldiğinde
Ulu Cami projesini gördü, inceledi. 2023 Eylül ayında bunun ihalesini yapmışlar. Bir müteahhite vermişler, ancak çivi çakmamışlar başkanıma gelene kadar. Başkanım inceledi ve ardından bugüne kadar geçen süreyle ilgili çalışmayı yaptı. Sorun şu ki burada efendim AK Parti'deyken Ulu Cami yapılıyordu, CHP'deyken yapılmıyor diyenlere inat ortaya koydu ki biz her şeyi yapmışız. Müteahhite 1 lira borcumuz yok, ancak bilim kurulu projeyi imzalamamış. Önce sözünü verdiler, sonra inkar ettiler, ama bugün bütün belgelerle ortaya çıktı. Şimdi burada, Sayın Başkan burada. Ulu Cami örneğinde ve Hatay'a verdiğimiz tüm sözlerde açıkça söylüyoruz ki sözü Hatay'a kim verirse versin, söz bizimdir, yerine getirilecektir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bugün buraya ekibiyle biz çağırdık. Yerinde çalışmasını yaptı ve şimdi kendisine soruyoruz. Sayın Başkan, Ulu Cami ne zaman minaresinden ezan okunacak ve açılışında birlikte cuma namazı kılacağız? Buyur başkanım. Sevgili genel başkanım, teşekkür ediyoruz ve sizin de emriniz.